dakika açıklaması var. Milli Eğitim Bakanlığı YKS soruları ile ilgili bir açıklama yaptı. Merhaba arkadaşlar, Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül hocamız 2024 YKS sınavının soruları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan YKS sınavı ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi Kemal Bülbül hocamızın yaptığı açıklamaya bir bakalım. YKS soru havuzu için ortak çalışma, ÖSYM ile sınavlara yönelik yapılan görüşmelerde, özellikle YKS için hazırlanacak sorularda Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ÖSYM'de görev alan uzmanların birlikte hareket edilebileceği kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda birlikte çalışma programı yapılmış ve hayata geçirilmiştir. YKS'de sorulacak sorularında bakanlığımız tarafından müfredata uygun olarak hazırlanan ders kitaplarındaki konu, kazanım, etkinlik ve örnekleri kapsayıcı unutulmamalıdır. Başta öğrencilerimiz olmak üzere onların sınavlara hazırlıklarını destekleyen öğretmen valilerine vereceğimiz en büyük tavsiye ders kitaplarının ana kaynak olarak kullanılmasını sağlanması olacaktır açıklamasını yaptı değerli arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli bir ayrıntı var. Açıklamada öğretmen valilerine vereceğimiz en önemli tavsiye ders kitaplarının ana kaynak olarak kullanılmasının sağlanması olacaktır ifadesi. Yani ders kitaplarına dikkat edin arkadaşlar. Bu kitaplardaki konuları, kazanımları ve önemli noktaları iyi çalışın. Bunun ipucunu Milli Eğitim Bakanlığı verdi. MEP kitaplarını ana kaynak olarak kullanılmasını öneriyor. Hayırlısı olsun diyorum. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.